harikulade bir adam gelecek. Ben de kendisini Instagram'dan takip ediyorum. Böyle bir anda üzerime saldırıyormuş gibi geliyor bana. Yani bir de düşün adamın televizyona çıktığını. Yani ben onu bir küçük akıllı telefon ekranından takip ediyorum. Bir de televizyona çıktığını düşün. Televizyon biliyorsun bir mobilya. Hala bunu kullananlar var ama gençler arasında tabii ki artık televizyon satın almak, düğün dernekten sonra işte efendim ebeveyn yatak odası yapıyorlar, çocuk odası yapıyorlar ama oturma odalarının duvarına, ana duvarına büyük bir ekran almaktan artık imtina ettiklerini görüyorum. Eskiden alıyorlardı. Eskiden televizyon mobilyası da çamaşır makinesi gibi, bazı evlerde bulaşık makinesi gibi, yatak odası gibi temel mobilyalardan olmazsa olmazlarımızdan biriydi. Şimdi artık öyle değil. Ama yine de alanlar var. Alanlar var. Dolayısıyla bu Murat Övüc'ün böyle şeyden fırladığını düşün televizyondan. Ve yeni teknolojileri düşün. Yani şimdi 3D televizyonlar başladı değil mi? Ha? HD televizyonlar başladı. Yani eskiden olsaydı bizim çocukluğumuzdaki gibi küçük 37 ekranlardan filan çıksaydı bir şey olmazdı. Ama şimdi mesela büyük bir şeyden fırlıyor Murat Övüç. Vallahi Allah çoluğu çocuğu esirgesin değil mi? Yani insana kalp krizi geçirtir. O kadar enerjik bir insan. Bir de tabii kolay bir şey değil. Yani bir Murat Övüç olabilmek çok zor. Çok taklit edenler var. Ben hiçbir taklitçisinin doğrusu olmadığını düşünüyorum. Çünkü hiçbir taklitçi orijinaline yaklaşamıyor. Orijinali de başka bir şeyin taklidi gibi çünkü. Olamaz. Mesela Godfather filminde değil mi? Marlon Brando ne yapar? Marlon Brando'nun yaptığını biliyorsun Godfather Baba filminde. Değil mi? Baştan ilk koskoca Marlon Brando'ya şey yapmışlar. Nedir o? Audition. Audition yapmışlar. Ve ilk söyle yönetmenini. Coppola. Coppola gidiyor. Bu Fransız peyniri seviyor Marlon Brando. Ondan sonra Fransız peyniri götürüyor. Bir de işte bir şarap marap bir şey götürüyor. Onun hoşuna gitsin diye. Marlon Brando da hazırlanmış. İşte nasıl oynayacak Godfather'ı, babayı nasıl oynayacak? Böyle peçetelerden, kağıt mendil falan gibi bir şeyden böyle bunu yapıyor. Ondan sonra şöyle bunu da buraya tıkıyor. Ha? Böyle bunları da aşağı indiriyor. Diyor. Çok tehlikeli bir adam. Fakat bu tehlikesine yani istediği adamı astırıyor, istediği adamı kestiriyor falan. Ama bir yandan da kedisini okşuyor. Ve böyle konuşuyor. Böyle konuşuyor. Şimdi bu Marlon Brando. Geliyoruz Murat Övüç'e. Murat Övüç'ü ben doktora götürmek istiyorum. Neden? Murat Övüç'ün bir şeyi büyük. Nesi büyük diye merak edeceksiniz. Bir şey büyük. Bence dili çok büyük. Dili konuşmak anlamında büyük değil. Dili ağzına büyük geliyor. Bir şey büyük geliyor. Ten ten ten! Ten ten ten! Bir şey büyük. Ağzında bir şey var. Bunu anlamaya çalışıyorum. Bu enteresan bir şey. Yani ve buna rağmen böyle bir şey mesela insanlara problem olabilecek bir şeyi bence ona yakışıyor da. Mesela Rolling Stones'un solisti Mick Jagger'ın da dili büyüktür. Ve hatta dilini şey yapmıştır. Bir yaralanmıştır, dili ayrılmıştır, ikiye ayrılmıştır. Biliyor musunuz Rolling Stones'u Mick Jagger'ı? Dili ikiye ayrılmıştır ve okulda filan onunla çok dalga geçmelerine neden olan bu şey... Bu arıza sonradan dünyanın en büyük solisti olmasına neden oluyor. Sonra bakın Freddie Mercury filmi geldi değil mi? Birçoğunuz izlediniz Freddie Mercury filmini. Onda da aynı şey.
Niçin Murat Övüç'ü oralarda görmeyelim? Hazır mısınız? Çağırıyorum. Hanımlar, beyler, Murat Övüç! Tatlım efendim, dinlediniz mi sizin ön sözünüzü? Çok güzel sözlerdi, çok zarifsiniz, çok teşekkür ediyorum. Onur duydum sizden böyle şeyleri duyunca. Bir heyecan yaptım, çok teşekkür ederim. Harikuladesiniz, harikuladesiniz. Sen diye hitap edeceğim, siz de öyle hitap ediniz lütfen. Peki, sen diye. Şimdi bu, sana başvuruyorlar. Nereden başvuruyorlar? Bir yerden, Instagram'dan DM'den, başvuruyorlar. DM'den. Evet, direkt mesajla geliyorlar ve burada... Aslında bütün bu şen şakrak haline rağmen, bütün bu nasıl söyleyeyim, biraz cüretkar diyeyim buna, bu cüretkar haline rağmen bir yandan da ahlaki bir tutumla işte aldatan kocaya laf ediyorsun, efendim çapkın öbür adama laf ediyorsun, işte tavrını beğenmediğin, aşkı bozan, ilişkiyi bozan kıza laf ediyorsun. Bir yandan da böyle mahallenin, yani bütün bu cüretkarlığına rağmen mahallenin centilmen abisi, evet, mahallenin bilmiş teyzesi, mahallenin görmüş geçirmiş büyüğü gibi bir yandan da bunları akıllar veriyorsun. Şimdi onlardan bazılarını gösterelim, buyursunlar. Şimdi bir tane kurnaz. Benim duvarımda bulunan birkaç tane hanımefendiyi taciz etmiş. Elaya düzgün bir çocuk da. 29-30 yaşında evli bir çocuk Dur. Var. Şimdi bakınız, Murat Övüç videolarını izlediğiniz zaman ilk başta her şey yolunda gidiyormuş gibi görünür. Her şey yolunda gidiyor. Çünkü sükunetli. Hemen böyle olmuş, şöyle olmuş falan. Oradan sonra bir vites değiştirişi var. Yani... Oradan böyle dördüncü viteste gidiyormuş gibi yumuşak, smooth böyle hani yolun üzerinde kayıyormuş gibi sonra bir anda nasıl yapıyorsa dörtten birinci vitese çekip bir gaz veriyor buna. Yani bir topukluyor hakikaten. O muhteşem. Benim hayranlık duyduğum yer orası. Climax'ı, işin zirvesi. Yani oradan bir yanda topukluyup o ve orada mutlaka... Bir tane bizim burada yayınlayamayacağımız bir ayıp kelime söylüyor. Ve ben evet diye böyle bir girişiyor ona. Ama ben sırf videolarını onun için izliyorum. Yani nerede topuklayacak onu meraktan izliyorum. Bir yerde başlayacak bu. Görelim. Kaç tane kadınla görüşmüş, götürmüş kadınları. Yanık motor çok, tiktak çok. Birkaç tane evli baktı kadın var. Kardeşim biz evliyiz, bize yazma demişler. Allah'ım kadınlara neler, ne çıplak resimler atmış, ne yazılar atmış. Murat Bey, bana şikayette bulundular. Murat Bey, bir beyefendi sizin sayfanızı takipçiniz bizi rahatsız ediyor diye. Şimdi senin karının Instagram'ını buldum. O bütün o kadınlara, evli kadınlara yazdığın yazıların hepsini karına yolluyorum. Bakalım milletin evli karısına onları yazmak nasılmış, bunu karına anlatırsın. Bak şimdi karın hepsini nasıl anlatıyorum seni. Ay, mükemmel, mükemmel. Ya bu nedir bu yani? Şimdi aslında bir evin vardı, başka bir eve mi taşındın? Birçok ev oldu şu anda. Nasıl Allah. Ya? Yani. Bir de bunları met ediyorsun. Şimdi ben nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. Yokluğu da gördüm, varlığı da gördüm. Şu bir yıl içinde ciddi anlamda güzel şeyler oldu hayatımda. Belki de kalbimin ekmeğini yiyorum. Beni tanıyanlar çok iyi bilir ki ben kazandığım paranın belli bir bölümüyle burs veriyorum öğrencilere ve hasta çocuklara, bir ihtiyacı olan insanlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah bir şekilde veriyor, kazanıyoruz.
iyi bir yerde olduğuma kanaat getiriyorum. Ha, bu böyle devam edecek mi bilmiyorum ama ömrümün yettiği kadar öğrencilere burs vermek istiyorum. Onlara destek olmak istiyorum. Ama kocasını aldatan kadınlara, karısını aldatan kadınlara da hep böyle videolar yapmaya devam edeceğim. Güzel. Abi eğer anlaşamıyorsan boşa. Ne günahı var o kadının yani? Veya adamın ne günahı var? Oo, kadınlar alkışlıyorlar. Güzel. Güzel. Peki bu, ya ama benim hoşuma giden şu, şimdi Cihangir'de oturuyordun, evet, eskiden. Evet. Hala orada mısın? Değil. Hayır, taşındım orada. Taşındım, Göktürk'teyim. Tamam. Evet, ha. Şimdi ben biliyorum, yeni evini gösterdin filan videolarda, her tarafı gösteriyor fakat öyle bir gösteriyor ki, yani böyle bir hani şey vardır ya, ama biraz ona benzetiyorum, kusura bakma. Yani böyle işte zengin adamla evlenmiş, ondan sonra mahalleyi terk etmiş, gitmiş böyle işte Ayşe Kerim, burası da mutfağım, burası da oturma odam, burası da yatak odam filan, öyle anlatıyor. Böyle kime nispet yapıyorsam bilmiyorum ama böyle bir şey. Tabii bu aslında izleyen kim olursa olsun izleyeni mutlu eden bir durum yani. Tamam, işte her şeyini yoluna koymuş, güzel bir hayata kavuşmuş. Yani bu bizde yaratacağı duygu güzel bir duygu sonuçta. Ama bir yandan bu mahalle kültürünü devam ettiriyorsun. Ve senin mahallende oturan, yani Cihangir'de oturan, oyuna davet edeceğim Harem Kabare'ye. Çok isterim. Bizim hem oyuncumuz hem de çok iyi bir solist Ödül Funk Alaturka diye bir grubu var. O aslında, ben tabii ki seni tanıyordum, çok ama sen onun çocuğunu görüyorsun. Öyle mi? Şeyde, Cihangir'de çok da tatlı bir, Allah bağışlasın hepimizinkini. Ondan sonra bir oğlu var, küçük bir oğlan. O oğlana senin tavrını bana taklit etti. Ve bir süre Show Radyo'daki programımızda Ödül sürekli seni seslendirdi. Çok sağ olsun. Ondan sonra sen, çünkü oğlanı görüyorsun, oğlan da biraz korkuyor galiba senden. Çünkü sen oğlanı çok sevdiğin ve tatlı bulduğun için diyorsun ki, merhaba kıtık adam, kıtık insan diye bağırınca çocuk hemen ondan sonra annesine sarılıyor, fakat senin niyetin çok iyi yani, sen ne yapıyorsun kıtık adam diye. Bu yani, bu sende, bayılıyorum sana. İçinde bir enerji var ve o enerji, o ve pozitif bir enerji, fakat o enerji bize saldırıyor. Ve düşünsene bir çocuğu, kıtık adam deyince bir ana diye. Çocuğun rüyalarına giriyor. Evet, yani Ödül günlerce beraber radyo programı yaptık, aylarca seni taklit ede. Ben de küçük bir adam olduğum için beni her yönde ne yapıyorsun kıtık adam diye. Sende böyle bir şey var ve bu, yani bir şekilde herhalde, yani bu enerjiyi buldun. Yani bilmiyorum tabii ki, hani yorgun argın evine döner misin, dostlarınla, çok yakın dostlarınla dertleşirken ne kadar sakinsindir, ne kadar başka insanlara benzersin bilmiyorum, ama ben seni 24 saat cıvıl cıvıl ve içinden enerji fışkıran bir insan olarak görüyorum. Gerçekten öyle. Çok uyumayı sevmiyorum. Uyumayı sevmiyorum. Çok sevmiyorum. Çünkü genelde hep sahnem oluyor. Şehir içi, içinde, yurt dışında sürekli sahnem oluyor. Düğünlere gidiyorsun, kadınlar matinesi, özel, evet, konserlerim, aynen, oluyor. Uykuyu çok sevmiyorum. Sabah çok erken kalkıyorum. Erken kalktığım zaman da o an kimi mutlu etmek istiyorsan, mesela yakında bir okul var, hemen okula gidip çocuklara kıyafetler götürüyorum. Veya bir teyzem var, bütün bakımını üstlendiğim, onun ilacı alınması gerekiyor, gidip o ilaçları alıyorum. Yani şeyi anlatmaya çalışıyorum Okan Bey. Beni para ve şöhret hiç değiştirmedi. Bunda, bir şey söyleyeceğim. Bunu anlamaya çalışıyorum aslında. Yani şöyle anlamaya çalışıyorum. Niçin? Bu zaten bir mahalle insanı olduğunu biliyor, evet, ama
Niçin bu yardımseverliğini, bu kadar buna kendini mecbur musun gibi mi hissediyorsun? Hiç değilim. Hayır, böyle bir şeye gerek yok. Çünkü bununla aslında toplum da bir yerden sonra ilgilenmiyor. Aslında toplum, bu güzel bir şey değil. Tabii ki kazanan insanların yardımsever olmasını isteriz. Ama bir yandan da hiç yardımsever olmayan insanların da kazanmasına bayılıyoruz. Bayılıyor insanlar. Yani insanlar birisinin kazanmasına bayılıyor. Ben açıkçası söyleyeyim, burası hakikaten doğrucu bir programdır tahmin edersin ki. Ama bu doğrucu programda mesela ben senin aslında korkunç kazançların olduğunu düşünmüyorum. Tahmin etmiyorum. Çünkü üç aşağı beş yukarı gösteri dünyasından bir insan olarak ne kadar kazanabileceğini üç aşağı beş yukarı tahmin ediyorum. Ama bir yandan sen şöyle bir derttesin. Yani bu seni üzüyor mu? Başkalarından fazla kazanıyor olmak üzüyor mu seni? Seni tedirgin mi ediyor? İlla da paylaşmak zorunda mı hissediyorsun kendini? Bana bunu anlat. Hemen anlatayım. Şimdi bir kere yaklaşık 4 yıldan belli bu işi yapıyorum. Yardımlarımla ön plana çıktım. Yardımsever fenomen. Bu işi yapıyorum derken şarkı söylemek işi, gösteri hepsi işi. İçinde, evet, hepsi içinde. Evet. 2 tane filmde oynadım, kitabım çıktı. Boş günüm yok, her gün bir yerdeyim. Haftanın 4 günü sahne alıyorum. Ciddi anlamda Almanya, Belçika, Hollanda alınmış 19 tane işim var. Sürekli gidiyorum. Mesela cuma günü Almanya'dayım. Pazartesi günü geleceğim, İzmir'e gideceğim. İzmir'den geleceğim, Antalya'ya gideceğim. Yani çalışıyorum mütemadiyen, boş günüm yok. Ama hani diyorsunuz ya, neden bu yardımseverlik? Aileden gelen bir şey bu. Hmm. Biz, ben Siirt kökenliyim. Ailemiz hep böyle yardım etmeyi, destek olmayı, insanlara yardım etmeyi hep bize aşıladığı için babam rahmetli oldu. 7 yıl oldu aramızdan ayrılalı. Öyle gördüm aileden ve öyle yapmaya çaba gösteriyorum. Ne olur ya, 10 lira para kazandım. 1 lirasını versem ne olur? Ne olur yani? Ve Allah bana daha çok veriyor. Ama bir yandan da belki şöyle mi kendini mecbur hissediyorsun? Yani bir yandan da gösteriş meraklısı bir tipsin. Çok. Evet, öyle. Çok. Yani üstüne başına bakıyorum bunlara, şunlara, şeylere filan. Yani acaba bu bir tür sağlaması mı işin? Yani evet, bütün bunları takıyorum, takıştırıyorum. Sevdiğim çantaları alıyorum. İşte güzel elbiseler giyiyorum. Evimi şöyle şimdi döşüyorum falan filan. Ama bir yandan bunun bir sağlaması var benim için. Yani bir bedeli var. Bir olması gereken, toplum adetleri gereği, dinen gerekli bir gereklilik var. Bu gerekliliği de yerine getiriyorum ve bunu da söylüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bana güvenen birçok esnaf abiler var. Bir kere son bir yıldan beri ne kıyafete, ne yemeğe, ne parfüme, ne çantaya hiçbir şey para vermiyor. Aman şekerim, biliyorum. Sponsorlar. Her şeyin tanıtımını yapıyorsun. Her şeyin tanıtımını yapıyorsun. Takip ediyor musunuz? Takip ediyor musunuz? Ya her şey parfümeriden ve bütün esnaf, bak bütün esnaflar. Mesela işte parfüm satıyor, elbise satıyor filan. Ben bu kadar avaz avaz ve bu kadar hani satın aldıracak gibi tanıtım yapan adam görmedim. Çok ciddi söylüyorum. Ve satılıyor. Satılıyor değil mi? Çok. Nerede? En son şeyi seyrettim. nerede o bir yerde? Kıyafet mi? Zekeriya Köy'de mi bir yerde? Orada elbiseleri tanıtıyor. Bunu da alın, bunu da alın, bunu da giyin, bunu da al. Yani. Ve o gün sattı mı? 55 parça ürün sattım abi. Yapma ya. Yani mağazanın ama aylık, ben alacak hale geldim. Mağazanın aylık yapacağı ciroyu ben bir günde yaptırttım onlara. Yapma ya. Evet. Parfümleri falan da öyle tabii. Çok. Ay bunu al, bununla kokun falan yani. Tek hayalim ben pırlantayı çok seviyorum. Bütün harcamalarımı onlara yapıyorum. Pırlanta bir, alıyor musun? Bir tam tür pırlantam olsun istemiştim. Allah onları da nasip etti. Herkese nasip etsin. Bunlar bir araba alıyor. Bu arabayı eve mezara mı götüreceğim giderken? Ver bakayım bir. Giderken mezara mı götüreceğim? Bana bırak. Niye mezara götürüyorsun? Size feda olsun. Tatlım efendim. Nasıl güzel durdu. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl güzel durdu. Vallahi oldu bana. Vallahi oldu. Güle güle kullanınız. Çok şey taşlar çok değerlidir. İnsanlık bunları üretmiş. İnsanlık. Ben son zamanlarda takmıyorum. Benim de küpelerim var. Tek bir küpe. Ne taraf benim solum? Burası mı?
sol kulağımda küpelerim oluyordu. Sol ne oluyor, sağ ne oluyor? Eskiden ben ilk küpe takmaya başladığım zaman yanlışlıkla sağ kulağımı deldirdim. O zaman işte kulüplere gittiğim zaman filan farklı algılandı sağ kulağımı deldirtmem. Sonra dediler ki bana sağ kulak başka bir şey ifade ediyor. Sen solu deldirtmen lazım. Okey, tamam, o delik kapandı. Solu deldirttim. Solda da küçük pırlanta takıyorum. Başka bir şeyler takıyorum. Son zamanlarda takmıyorum ya. Tekrar takmaya başlamam lazım. Herkese yakışmaz, sana yakışıyor. Çok teşekkür ederim. Peki. Şimdi devam ediyor muyuz Instagram'a? Bakalım başka neler göreceğiz. Ay bu DM'lere neler yazıyorsunuz kız? Bayıltacaksınız beni. Hanımefendinin biri yazmış. Murat Bey, 4 aydır biriyle çıkıyorum. Deliler gibi aşığım. Her defasında ben zorluyorum çıkalım diye. Hep bir erkek arkadaşı var, ondan takılıyor. Haftanın bir günü bana zor zaman ayırıyor. Deliler gibi aşığım. Resmini göndersem anlar mısınız nasıl bir şey olur? Kız! Ben erkek uzmanıyım. Nereden anlayayım resminden? Eğer bir erkek arkadaşıyla daha çok görüşüyorsa, sana zaman ayırmıyorsa vardır bu işte. Hayır, hareketli ince ise hoş geldin yavrum. Olimpiyat halkaları tamamlandı. Başkasını bul. Ondan sonra ne köy olur ne kasaba. Bye. Bak kız. Kız iyi dinle kız. Kız bunlar oluyor. Bunlar hakikaten oluyor. Murat Bey, 3 yıllık evliyim. Çok mutluyum. Eşimi severek aldım. Allah izin verirse bir de evlat yapacağız. Allah mutluluğu daim etsin. Eşimin eski sevgilisi hem eşimi hem beni sürekli taciz ediyor. Bana eşimle olan resimleri atıyor. Senle mutlu değil, seni annesi istedi diye aldı diyor. Sürekli onur kırıyor. Engelliyoruz, başka yerden yazıyor. Ne olur bir akıl ver demiş. Ben akıl vermem, direkt gidip onun saçını başını yolarım. Donunu da fındık ağacına asarım. Seni yarık seni. İyi bir olsan seni alırdı anası. Adam evlenmiş gitmiş, ne taciz ediyorsun? Böyle motorlar, böyle şerefsizler yüzünden yuvalar yıkılıyor. Pis! Kız, sen onun Instagram adresini bana at. Bak ben onu ne yapıyorum şimdi. Hadi, mutluluklar diliyorum. Öptük. Şimdi bir şey var, yani... belki bu işin sosyal medyadan yürümesi daha iyi. Mesela ben eğer bir 10 yıl önce olsaydı... seni hemen bir televizyona koyardım. Hatta prodüktörün olurdum. Çünkü bence bu mahalle kültürünü hatırlatan şey, bu tamamen bize ait. Bu dünyanın başka bir yerinde olamaz. Dolayısıyla bu olaya karşı yaklaşımımızın bizde olmasına, yegane olmasına aslında önem vermeliyiz. Yani bu yegane bir şey, bu başka birisi. Dünyada hiçbir ülkenin, hiçbir mahallesinde bizdeki bu sahip çıkma denen şey olamaz. Ve senin de bunu samimi yaptığın çok belli. Çünkü tabii ki bunu bir şov amaçla yapıyorsun. Tabii ki böyle şey yapıyorsun. Ama karısını aldatan bir kocaya sinirlenmen... diye buradan böyle bir vitesi değiştirerek buna saldırman... tamamen bize özgü bir durum. Kesinlikle. Bunu ne bir Fransız yapabilir, ne İngiliz yapabilir... ne de bir Afrikalı yapabilir, ne de bir Taylandlı yapabilir... ne de bir Çinli, ne de bir Rus. Bunu kimse yapamaz. Birisi burada... korkunç bir empati yapıyor. Yani öyle bir bağırıyorsun ki sanki adam seni aldatmış. Tabii. Adamı boğabilirsin. Ve bu ancak bizim mahalle kültürümüzde mümkün olan bir şey. Yani gidiyorlar ve herkes bundan bir sorumluluk üstleniyor. Ve ben buna çok inanıyorum ve sen de bunu yaşıyorsun. Yani bana diyorsun ki şimdi büyük markalarla çalışabilecekken... gidiyorsun, lokal esnafla çalışıyorsun mesela. Bu çok değerli bence. Ama şimdi sosyal medyadan olması güzel çünkü arada bir de küfredebiliyorsun. Evet. Televizyon teklifi geliyor mu? Geliyordur. İki tane özel kanaldan teklif var, değerlendiriyoruz. İnşallah güzel olacak. Yeni sezonda ben de varım. Güzel. Harika. Şimdi bazı belki bilinmiyor olabilir, belki sen söylemiyor olabilirsin. Senin... tabii kişisel tarihinle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bir kere Pertevniyel Lisesi bitmiş. Evet.
Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi işletme bölümünde okudun ama bitirmedin. Bitirmedim. Bitirmedim. Peki. 7 yıl evli kalmışsın. Evet. Ve şu anda 16 yaşında 19 mı? Yaşında oldu. 19 mu 19 oldu? Yaşında bir oğlu var. Bir oğlu var. Harikulade. Ve bir sosyal medya fenomeni olarak ortaya çıktın. Ve Instagram'da kaç takipçin var şu anda? 1.200.000. Mükemmel. 2017'de Yanık Görümce isimli bir kitabım çıktı. Çıkıyor. Ve Bir An TV'de de Murat'ın Evi isimli programlar yaptın. Şimdi benim tabii ki sende gördüğüm şeyi açıklamak istiyorum. Ben bütün bu fenomen insanlarla ilgili programda biraz tutumluyumdur. Mesela işte televizyonda yarışmalar olmuştur. Çok meşhur insanlar olmuştur. Mesela ben onları programa çıkarmamışımdır. Yani birisinin fenomen olması bana yetmiyor. Bana bu işin içindeki insanın iyi niyeti, orijinalliği ve bu topluma verebileceklerini çok önemsiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah, yargılamak benim haddim olduğu için değil. Ben kişisel düşüncemi sadece söylüyorum. Bence senin verdiğin çok önemli bir şey var. Yani biz renkleri, güzel renkleri, cafcaflı renkleri, renkler deyince bazen yanlış anlaşılıyor. Renkler deyince işte herkes aynı monoton konuşmayı yapar. İşte Anadolu'nun mozaiği, bilmem nenin bilmem nesi, şehir hayatının ıvır kıvırı falan filan gibi. Halbuki ben cafcaflı renklere bayılıyorum. Ekspresif, yani kendini biraz fazla ifade etmelere, ekspresif ifade etmelere bayılıyorum. Sen öyle ifade ediyorsun kendini. Ve gösteri dünyası böyle bir şey. Kendini fazla ifade eden insanlar dünyası. Hakikaten hepimiz öyleyiz. Ben de öyleyim. Tuncer de öyle. Tuncer de çok çalıyor. Sen de bir gitarist olarak öyle değil misin? Başkalarından daha iyi çalıyorsun. Ve başkalarından daha çok çalıyorsun. Ben daha fazla bir enerji yükü olarak zıp zıp zıpladım yıllarca. Sen öylesin. Bu enerjik insanlar Ayşe Tolga'nın kitabında olduğu gibi bir titreşim başlatıyorlar. Ve bu titreşim yayılıyor. En azından şu ya da bu konuda eleştirilse de bu insanlar en azından bir titreşim, bir hareket başlatıyorlar ve o hareket en azından başkalarını düşündürtüyor ya da konuşturtuyor ya da dalga geçiyorlar ya da gördün mü bak ne yapsın, ne yapmış diyorlar. Bu yine de üzerine ölü toprağa serpilmiş bir toplumdan çok daha iyidir. Bu harekettir, bu güzelliktir, bu bir nimettir, bu çoğul durum. Bir yandan da şeye bayılıyorum, bu ahlaki tutuma bayılıyorum. Şimdi şu televizyonlarla ilgili işler olmazsa haber ver bana. Lütfen beni siz alır mısınız kurtarın? Harikulade. Bunu benden efendim. Şimdi bir şey yaptın. Bu sosyal medyada da yayınlandı. Sonra ona kırıldın galiba birazcık. Kobra aynen. Murat'a. Kırılmadım aslında. Çok seviyorum kendisini. Özel bir dostum. Mikrofonda söylediğim kelimelerin şarkı olabileceğini sonra düşünemedim ben. Bunu şarkı haline getirdim Murat. Getirmiş mi? Getirdi de çok güzel bir şarkı oldu. Aa. Harika bir şarkı. Ben de onun ekmeğini yiyorum. Birlikte inşallah daha çok işlere gideceğiz. Çünkü bir roman şarkısı ve evet. Murat bununla alakalı çok güzel işlere gidiyor. Ben romanları çok seviyorum. Bana göre onlar çok doğal, çok dürüst ve günlük yaşayabilen güzel insanlar. Kesinlikle. Güzel ve kalbi olan insanlar. Murat bir şarkı yapmış. Benim repliklerimi de içine koymuş. Ben de çok beğendim. İnşallah başka bir platformla, başka bir yerde gene birlikte oluruz onunla. Hiç birlikte peki, olmadık. Sana bir sürprizim var. Ben Kobra Murat'ı davet ettim. Benim de eskiden beri tanıdığım harikulade bir adamdır. Onu alalım. Hanımlar, burada beyler mı? Kobra Murat! Selamlar, hayırlı akşamlar hocam. Hoş geldin. Evet.
Bence harikulade bir fotoğraf. Dünyanın en manyak şovu fotoğrafını vermiyor muyuz şu anda? Çocuklar çekmek istiyorsanız lütfen arkana yaslan. Herkes çeksin. Bu adam monitörüm gitti. Herkes çekiyor mu? Daha iyisi yapılmadı. Daha iyisi yapılmadı. Evet. Peki. Düşmanlar çatlasın. Evet. Herhalde. Yetersiz farkı. Şimdi iki Murat'la beraberiz. Okuyalım şarkıyı. Evet. Kobra Murat da benim eski dostum. Ne kadar güzel oldun ama çok oldu sen kilo vermeye başlıyorsun. 60 kilo verdim. Sana çıktığımda o zamanlar 151 kiloydum. Evet, 60 kilo verdi. Ondan sonra da görüşemedik bu kiloları verdikten sonra. Aynen. Hayat mücadelesi. Hayat mücadelesi. Peki beraber... Bir kere şeyde karşılaştık ama seninle. Havaalanında. Havaalanında, evet. Bravo, bravo, anlatma, bravo. Fırsat verir misin? Lütfen, lütfen. Buyursunlar. Arkadaşlar, bir gün ben havaalanında normal insanların olduğu yerde kuyruk bekliyordum. Bir baktım, arkamdan Okan Bey hocam yaptı. Ben döndüm arkamı, bir baktım Okan Bayülken normal insanların sıra beklediği yerde pasaport sırası bekliyordu. Ne yapacağım? Anormal insanlar bölümüne girmemişim o sırada. Dedim hocam ya, dedim sen Okan Bayülkensin dedim. Nasıl dedim normal insanların dedim. Olduğu yerde dedim pasaport sırası bekliyordu. Ben de dedim normal insanım dedim. Ya şu Allah aşkına bakar mısın? Hangimiz normal insan Allah aşkına? Ama ben o kadar sanatçı gördüm bu camiada. Ay tatlım efendim. Bu kadar böyle asil, bu kadar kamera arkasında insana değer veren teşekkür insan. Teşekkür ederim. Dünyada bir tane, o da Okan Bayülken. Teşekkür ederim. Bir tane mi? Peki. Şimdi Kobra Murat'tan dinleyelim. Nasıl oldu bu işler? Ben şimdi beraber yaptığınız şeye geldim. Biz çok eski dostuz. Hmm. Çok eski dostuz. Murat Terzi, kendisini tanıyorum ben. Hmm. Ben terziydim o zamanlar. Murat sanatçılarla çalışırdı. Sanatçılara kostüm dikerdim ben. Sen ne yapıyordun o sırada? O dönem arkadaşlarım vardı. Sanat camiada menajerlik yapıyorlar. Ben tabiri caizse hiç utanmam ben bundan. Çantalarını taşıyordum. Onların yanında dolaşıyordum. Harikulade. Mutlu olmaya çalışıyordum. Yani bir kere onları göreyim diye mutlu olurdum. Onların yanına giderdim. Yani nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. Yıldız Tilbe'ye klip çekeceklerdi o zaman. Ben de dükkanda çalışıyorum. 151 kiloyum. Kapıda da 25 tane araba var. Bir tür roman kadınlar içeriye girmeye çalışıyor. Kostümleri seçmeye çalışıyor. Üç kişi geldi onlar. Ferhan, Erhan, Murat. İlk defa o zaman tanıştık. Allah'ın sıcağı, benim göbeğim böyle makineye değiyor. Ben böyle dikiyorum. Hem onlarla konuşuyorum falan. Sonra Yıldız Tilbe'ye işte kostümler falan verdim. Dostluğumuz hiç kopmadı. Aşağı yukarı 19 sene oluyordur. Kesinlikle. Evet. Bir kere çok güzel bir aile babası Murat. Eşine, evlatlarına kale gibi duran bir Allah adam. Allah razı olsun. Muhteşem. Üç tane evladım var. Maşallah. 9 Eylül'de de oğlumun düğünü başlayacak. Allah nasip ederse. Yani kayınpeder olacağım hocam. Böyle bir kayınpeder var şu an. Evet, mükemmel. ne yapsın istiyorsun? Sırtını yaslasın. Ki onu daha rahat çekelim. Evet. Şu anda bizim, ya Allah aşkına, yani şu anda 3 aile babası yani şu anda nasılız 3 baba olarak? Mükemmel değil miyiz? Fena ya, ben sizle tatile çıkmak istiyorum. Çok samimi söylüyorum. Yani 3 baba olarak niye tatil? Hatta Babalar diye bir film bile çekebiliriz. Neden olmasın? Bana biraz küpelerinden ve yüzüklerinden ödünç verirsen. Ben sana bir tane hatıra getirdim hocam, naçizane. Hadi ya. Canım. Evet, yapma hocam. Yapma. Evet, ay hocam. Çok evet, tatlısın. Yılan. Mükemmel. Mükemmel. Ama bunu alamam, sana çok yakışıyor. Hayır bir tılsım olsun, uğur olsun, şans getirsin, kısmet getirsin, mükemmel. Uğur getirsin. Roman camiası adına kabul edelim lütfen. Çok buyurun. Teşekkür ederim. Ben bu de arada tüm roman camiasının selamlarını getirdim çok, arkadaşlar. Çok zarifsin. Hayatınız roman havası tadında çok olsun. Çok zarifsin. Alkışlıyoruz. Peki bu birlikte bir düet mi ortaya çıktı yanlışlıkla ya da bir kayıtla? Yok, yanlışlıkla olmadı. Murat İzmir'deydi. Ben de İzmir'deydim. Bir kardeşimiz rica etti. Destek onun klibinde oynamam gerekiyordu.
Ben de gittim oynadım. Murat dedi ki iki dakika gelsene bir ziyarete gideceğiz, ev ziyaretine. Bir ev ziyaretine gittik. Hayır baştan ben havuza girdim. Havuza girdim, o da güneşleniyor. Murat dedim bir şarkı yaptım ben dedim. Bulaşma dedim, benim gibi deliye dedim. Bindiririm seni babamın taksiye dedim. Senin adını buldum dedim, senin adın yetersiz bakiye dedim ona. Ben de gülüyorum tabii, ben de şarkı diyorum. O da başladı bana gittik. Tik tak. Ev ziyaretine gittik. İçeride meğer evde stüdyo varmış. Murat içeride şarkı okuyor. Evet. Aa ne yapıyor bunlar dedim burada. Allah aşkına gelsin şu mikrofona motor motor diye bağır. Yanık. Ben de motor yanık. Kalkın şişli karılar diye bağırıyorum. Ne bileyim onları şarkıya koyacak. Şarkı patladı. Mikrofon bile kırık. Mikrofon bile kırık. Evet. Peki görebilir miyiz? Var mı elimizde? Klibi yok. Dinleyebiliriz. Ha dinleyebiliriz. Peki dinleyelim o zaman. Biz söyleyelim onu. Aa playback yapar mısın? Tabii ki. Aa ne yapalım? Al Murat'cığım sen. Peki, şarkının asıl bölümlerini sen mi söylüyorsun? Murat. İkimiz de. Evet. Peki, bir mikrofonla idare edin. Peki, tamam. verin bunun playback'i. Çok acayip bir şey olacak, görelim. Mükemmel. Biraz şimdi, evvel Okan'ın, Murat'ın konuştuğu gibi o çanta taşırdı. Ben kostüm dikerdim. Ama arkamızda böyle Okan Bayülken gibi insanlar olunca biz de yeterli baki olduk hocam. Ay canım efendim mükemmel. Mükemmel. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir küçük ara verelim. Çünkü tamam. Sonra çok hoşunuza gidecek bir şey yapacağım. Medya arkasını bu iki değerli konuğumla beraber yapacağım. Siz de lütfeder benimle olursanız onların yorumlarıyla beraber medya arkasını yapmak istiyorum. Şu küçük aradan hemen Hanımlar beyler, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Biz de Murat Övüç ve Kobra Murat ve Okan Bayülgen olarak, üç baba olarak programımızı sürdürüyoruz. Şimdi sevgili konuklarım da kabul ettikleri için medya arkasını beraberce gerçekleştireceğiz. Medya arkası artık bu yeni zamana uygun olarak sadece konvansiyonel televizyonlarda, ekranlarda olanları değil, aynı zamanda sosyal medyadan da görüntüler ekrana getiriyoruz. Bakalım memleketin gündeminde neler varmış, görelim beraber. Sen göl başında mı doğdun? Evet, burada doğdum. Ablam başka yerde doğdu. Ablan nerede? Şimdi bu program Belma Belen'le Geziyoruz isimli program. Belma Belen'le Geziyoruz. Tabii ne kadar şeker bir program. Gezme programı. Bu programlardan bolca yapılıyor televizyonlarımızda. Fakat biz nesini ilginç bulduk? Belma Belen isimli bu güzel tatlı sunucu hanımın konuştuğu kız Belma Belen'den çok daha ümit verici. Çok daha ümit verici bir kız. Beraberce izleyelim. Göl başında mı doğdun? Evet, burada doğdum. Ablam başka yerde doğdu. Ablan nerede doğdu acaba? Kırmızı ev var burada, onda doğdum. Kırmızı ev var, ablan orada doğdu. Sen kırmızı evde doğmadın mı? Evet, ben burada doğdum. Şurada. Burada, parkta? Hayır. Hangi evde doğdun? Ne renk evde doğdun? Bir tane...
Beyaz ev var, orada doğdum. Ha, sen beyaz evde doğdun. Ablan da kırmızı evde doğdu. Ablan nerede? Bu bölümden de anlayacağımız gibi Belma Belen hiçbir şeyi anlamıyorken kız çok güzel ifade ediyor ve Belma Belen gittikçe kıza sarılarak ve yani bir yerden sonra hani bazen çocuklar çok akıllı olduklarında onları çakarak gömmek isteriz ya, öyle bir tavra giriyor, görelim. Ablan da kırmızı evde doğdu. Ablan nerede? Ablam okulda. Ablan okulda, sen pikniktesin. Oo, ne kadar güzel. Peki Gölbaşı'nın nesi ünlü? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben küçüğüm daha, o kadar bilemem Gölbaşı'nın nesi ünlü. Ben sadece ne yedim onu bilirim diyorsun, değil mi Ceren? Ceren değil ismim ama. Hay Allah, ismi Ceren değil. Ben de yanlış söylüyorum. Belma Belen hiçbir şeyi kıvıramıyor. Ve çocuk onun kendisini yere çakmak istemesine rağmen izin ver yaşayayım diyor. Yani bu... Bazen bu televizyonculuk zor bir şeydir işte böyle. Bazen çok zeki bir bebeğe rastlarsın. Başına bunlar gelir. Devam. Hay Allah, ismi Ceren değil. Ben de yanlış söylüyorum. Beren'di değil mi? Hı-hı. Çok özür dilerim Beren. Affettin mi beni? Evet. Tamam, ama sen çok tatlısın, biliyor musun? Biliyordum. Dön. Şimdi geldik Seda Sayan fotoğraflarına. Yani şimdi insan evladı birçok yeni projeyle uğraşıyor değil mi? İşte CERN deneyi bunlardan biri. Efendim Mars'a değil mi gitmek, Mars'ta bir koloni oluşturmak da bunlardan biri. Fakat bunlardan, bu deneylerden hiçbiri Seda Sayan deneyi kadar önemli değil. Seda Sayan bize bambaşka bir deney sunuyor, görelim. Bakınız bu Seda Sayan. Bu Seda Sayan deneyi. Yani önce bir kurabiyeye dönüşeyim, daha sonra bir nedir şu eskiden, sen biliyorsun hani yerdik, eski muhallebicilere giderdik, su muhallebisi. Su muhallebisi vardı, köşelidir böyle ama ve lakin gül suyu dökülür. Bizim mahallede hep ondan satarlardı yaşlı kadınlar. Roman mahallesi. Evet, evet. Seda Sayan yavaş yavaş bir su muhallebisine dönüştü. Su muhallebisinin güzel tarafı çok gelenekseldir. Bilmiyorum yiyor musunuz? Yaşlılar yerdi. Ben çocukken de yaşlılar yerdi. Ben de yaşlanınca birkaç kere yedim. Gül suyu dökülür. Aynen, aynen. Evet. Aklıma geldi ama. Evet. Ve yani Seda Sayan bir su muhallebisine dönüştükten sonra 3,5 yaşına geri döndü. Bu deney çok önemli insanlık açısından, görelim. Sayın Enes Fatur Sungur Tekin, Damla Arslan Alp'i eşe kabul ediyor musunuz? Evet. Şimdi bu çocuğu programa çağırdık. Galiba benden çekiniyormuş. Aldığım istihbarat o yönde. Halbuki filmi çıkmıştı. Gelsin programa bakalım tanıtımı dedik. Tanıtımı yapılacak. Evet, tanıtımı olsun diye. Fakat film de galiba pek galiba tutmadım. Arzu edilen gişeyi sağlamadı. Normaldir. Bu sadece bu çocukla ilgili bir şey değil. Zaten şu anda filmini piyasaya sürmeye çalışan, eskiden çok iş yapan filmlerin de sahibi olan çok önemli komedyenler, çok önemli şirketlerde şu anda tereddüt ediyorlar. Bu bizim toplumumuzun şu andaki problemi. Dünyada yaşanan bir problem değil. Ama bizde patlamış mısır krizinden bu yana devam eden bir şey var. Maalesef ki hem gençlerimiz hem toplumumuz sinema salonlarını terk ettiler. Bu güzel bir şey değil. Güzel bir şey değil. Biz keza çok mutluyuz. Biz bir sinema salonu değiliz. Biz bir müzikal ve tiyatro salonuyuz. Mecidiyeköy Dada Salon olarak ve Bodrum'daki dükkanlarımız olarak. Ama ve lakin ben sinema salonlarının boş kalmasından dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Çünkü bunlar teknolojinin bir sonucu değil. Teknoloji sonucu olarak bakmayalım. İşte efendim evde televizyon seyrediyoruz da Netflix var da falan filan. Bununla alakası yok. Aslında bütün dünyada sinema salonları doluyor.
Ama biz Kültür Bakanlığı'ndan başlayarak ve yapımcılardan ve sinema sahiplerinden devam ederek eğer sinema salonlarımızı boş bırakırsak bu bizim ayıbımız ve gerizekalılığımız olacak. Böyle bir şeye imkan vermemek lazım ve dolayısıyla bu çocuğun da Enes Batur'un da durumu böyle oldu. Belki de daha iyi bir dönemde daha çok iş yapabilirdi. Tatlı bir çocuk. Tabii ki tatlı bir çocuk olmanın yanı sıra bütün bu magazinsel şeylerden medet umuyor. Ve belki de gerek var gerek yok. Yargılamak bana düşmez. Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in programında bunlar işlenebilir. Devam. Uyuyor musunuz? Enes Batur dün akşam sevgilisi Tulu Bacı ile evlendi. Aha. Ama evliliğine kimse inanmadı. Enes Batur nikah masasına oturdu. Evlendi mi? Evlenmedi mi? Vizyona girecek bir filmi var. Bence filmle alakalı. Evliliğinin kanıtı değil, filminin reklamı. Acaba o filmin düğün sahnesini mi çektiler akşam? Eğer bu film sahnesi ise. O çok kötü bir şey. Belki de evlenmedi. Şimdi bak, buna bayılıyorum. Çocuklar bu güzel bir şey. Yani memleketin ipinde olmayan, ipinde diyorum dikkat çekiyorum. İpinde olmayan şeyleri sabah sabah, değil mi? Eskiden ne vardı? Sabah sabah Seda Sayan, değil mi? Şimdi sabah sabah magazin var. Sabah sabah magazinlerde bu çocuklar, bu kızlar, bu oğlanlar sanki bütün gece bunu düşünmüşler gibi. Ulen Enes Batur gerçekten evlendi mi? Çek elini, uyku tutmuyor. Çek. Çek Enes Batur gerçekten evlendi mi diye. Enes Batur. Evlendi mi diye Batur. Bunun derdine düşmüş gibi sabahından kalkıp da bunu yansıtmıyorlar mı ekrana? Buna bayılıyorum. Sanki bütün dertleri buymuş gibi. Bir an olsun dertlerden, tasalardan uzaklaşmıyor muyuz? Bir an olsun. Bak kredi kartı borcun birikmiş, elektrik faturası gelmiş, banka bilmem nesi cartı curtu, ıgırı bıgırı falan filan, maaşa yazam gelmemiş. Efendim işte yeşil sovanın fiyatı bilmem ne olmuş. Bir an için, bir an için bundan uzaklaşıyorsun. Enes Batur gerçekten evlendi miye, değil mi? Buna dalıyorsun, değil mi? Öyle değil mi? Evlenmedi. Tamam, evet. Yani bunun şeyini yaşamıyor muyuz? Bu Enes Batur'a ne oldu diyerekten evet, falan. Maalesef sabah magazinde herkes bunu konuşuyor. Evet. Ben tanımıyordum ki o çocuğu. Ha? Ben de tanımıyordum ama o kadar üzerimize geldiler ki tanımak zorunda kaldım. Aynen. Yani bu yüzden beynimden Dostoyevski'nin bir kitabı gitti. Yani bu yani bir şey geliyor onun için bunun bir kapasitesi var. Bu da bir hard disk çalışıyor yani. Bu Enes Batur yüzünden bir Dostoyevski kitabı gitti beynimden yani. O kadar çok bununla ilgili haber okudum ki. Devam. Evlenmedin. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Biletin kafasını karıştırdın ya. Yoksa gerçek bir düğün mü? Ekip olarak bir muamma yarattılar. Kafamız çok karıştı. Aa, bence evlendi. Gala gününde de röportaj verirken demiştim ki %100 net bir şeye kavuşacaksınız demiştim. Kanıtlarıyla ispatlayacağız demiştim. Aslında yalan söylemedim. Kanıtlarıyla evliliğimizin gerçek olmadığını, sadece arkadaş olduğumuzu kanıtlıyorum. Öyle değil mi? Biz arkadaşız. Sadece arkadaşız. Sadece arkadaş. Aynen. Tamam hadi kes. Ne oldu? 4. Sonunu sevmedim. Kıza yaptığını sevmedim. Hakikaten kıza yaptığını sevmedim. Çünkü güzel bir kız, bir erkek de bunu yapmaz. Ha? Değil mi? Yapmaması lazım. Yani bir kıza bu yapılmaz. Bu karşınızda gördüğünüz adam neler yaptı? Hiç böyle bir şey yapmadım yani hayatımda. Evet, siz ne düşünüyorsunuz şekerim? Yani sen bunu alırdın. Tenkenten! TikTok. Sen bunu bir benzetirdin ki, kesinlikle. Bir benzet. O göz kırpışı, o kıza, efendim, o kinayeli. Alsın kızı bıraktı gitti, millete tokat attı. Film tutmadı yavrum. Şampiyon kim sence? Bence kız şampiyon. Bravo. İşte mahallenin abisi abi. Sana bayılıyorum, sana bayılıyorum. Devam. Tek. Oldu. Yutuyordum. Sen derdin ne? Olmadı, bir şey attı onu. Yakaladı ama. Nasıl yakaladı, onu olmadı. Kapıyı unuttu. 4. Çocuklar bunu niye yapıyorsunuz? Bu ne ya? Yani insana eziyet vallahi billahi ya.
Yani insana eziyet. Neydi bunun adı? Kapanmadan kapanmadan kazan. Vallahi o kadar üzülüyorum ki. Ama iyidir. Aksiyon var. Güzel. Devam ediyor. Bu bütün dünyada tutan formatlar. Bizde tabii zeka seviyesi o kadar düşüyor ki bir süre sonra genel yayın yönetmenlerinin de bu zekada konuştuğunu fark ettim. Televizyonculuk hayatımda. Yani bir genel yayın yönetmeniyle oturuyorum. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Tamamen kapanmadan kazan zekasında bir şey yutmaya çalışıyorum. Ya, korkunç bir şey. Yani üzülüyorum. Ulusal televizyonların genel yayın yönetmenleri için çok üzülüyorum. Şimdi burada bir mesele var. Biz bu işaret diliyle çeviriyi ilk başlatan televizyoncularız. Senelerdir. Senelerdir, senelerdir, senelerdir. Ve bizden önce sadece bir haber programında bu vardı. Daha sonra biz iki işaret dilinde tercüme edecek hanımla buluştuk. İlk başta onlarla başladık. Daha sonra Nesloş'umuz, Nesli Hanım'ız şu anda ekranda görüyoruz. Sağ olsun bizimle birlikte çalışmaya başladı. Ve bir yandan bunu çok önemsiyoruz. Bunun Türkiye'de yaygınlaşmasını istiyoruz. Bir yandan ne güzel ki böyle bir tavsiye kararı da var. Sanıyorum Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun artık televizyonlarda bunun zorunlu hale gelmesini istiyorlar. Bu yaygınlaştı. Ama bir yandan da şu konuda uyanık olmamız lazım. Yani insanlar genelde işaret dilini bilmiyorlar, tanımıyorlar diye her önüne gelenin yaptığı da doğru değil. Burada bizim incelememize göre çok güzel bir hanım bu çeviriyi yaptığını söyleyen hanım. Çok tatlı bir hanım ama yaptığı şey doğru değil. Doğru bir çeviri yapmıyor. Bunun için şimdi alkışlarımızla sevgili Neslihan'ı buraya masaya alacağım ve bize doğru çeviriyi yapacak. Alkışlıyoruz Neslihan'ı. Teşekkür ederim geldiğin için. Lütfen oturur musun bebeğim benim? Hakikaten Nesloş'un bu işin bir militanıdır. Gerçek anlamda militandır. Bunu çevirmek için yıllardır bizimle beraber ve hiçbir şey gözetmeden bizimle beraber bu işe gönül verdi. Ve bununla ilgili olarak bütün duymayanlar evet. Çevresinde de hakikaten hak ettiği bir şöhrete sahip. Şimdi bu kızımız doğru bir çeviri yapmıyor. Maalesef. Gördüğümüz kadarıyla. Maalesef. Burada ne söylüyor? Kıyamam. Kıyamam. Kıyamam şarkısını söylüyor. Bunun çevirisini şimdi orijinalden dinletip senden alacağız lütfen. Mükemmel. Teşekkür ederim. Mükemmel. Şimdi tabii bunu buradan bir kere daha söylemek istiyorum. Çünkü biz Nesloş'la başladığımızda ben ona tabii ki programlarımızda konuşulanları çevirmesini istedim. Sonra Nesloş durup dururken kimse ondan talep etmediği halde şarkıları da çevirmeye başladı. Sonra yaptığımız bir duymayanlar programında bana dediler ki yine onun çevirisiyle ya biz yıllardır işte tek kanallı dönemden beri bu birileri çıkıyor, şarkılar söylüyor, millet de hoplayıp zıplayıp çok eğleniyor, el çırpıyor. Ya bu şarkıcılar bir şey söylüyor da bu dinleyenler çok eğlenip böyle hop oturup hop kalkıyorlar. Herhalde çok mühim şeyler söylüyorlar diye düşünüyorduk ve üzüntü duyuyorduk. Çünkü şarkıların hiç ne dendiğini bilmiyorduk. Ama ne zaman ki Nesloş bunları çevirmeye başladı, hiçbir üzüntümüz kalmadı. Çünkü o kadar gerizekalı laflar ediyorlarmış ki niye biz bunlara bakıp da üzülüyorduk diye düşünmeye başladık dediler. Hakikaten böyle bir tik tak tik tak. Tik tak evet bravo. Böyle bir hizmet oldu. Şimdi yanınızda Nesloş'la beraber bir sınava girmek istiyorum. Yani senin sınavına bakalım. Her şeyi mükemmelen çeviriyor. Bu arada Kuantum programı çevirdi geçen gün. Ya düşünün bir takım profesörler gelmiş ben ne dediklerini anlamıyorum o çeviriyor. O kadar acayip programlar çevirdi ki benle beraber ve inanamıyorum bu kadına. Yani o bize Allah'ın bir lütfu hakikaten. Mükemmel bir şey.
Peki tatlım. Şimdi Nestor, seni bir şeye sokuyorum. Sınava sokuyorum. Hadi bakalım. Bülent Serttaş'tan Bodrum'u çevireceksin. Hazır mısın? Bunu çevirirsen büyük ödül. Dikkat. Çevrilmesine imkan yok. Dikkat. Kızım çok zor. Bu çevrilemez artık yani. Aşkımsın. Alkışlıyoruz. Bravo. 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 Peki. Devam ediyoruz. Bir dakika. Birazcık bekliyorum. Çünkü Nesloş'un alt kata. Bizim bu kabaremiz 3 kattan oluşuyor. Bir üstte kabaremiz var, yani çekimi yaptığımız yer. Alt katta kulübümüz var, Nesloş'un bulunduğu yer. Onun altında da rejimizin bulunduğu yer var. Oradan sonra magma tabakasına doğru iniyoruz. Peki, Nesloş yerine ulaştı. Harikuladesin bebeğim. Bir de evet, evet, hızlı da gidiyor maşallah. Pekala. Geldik Kanal D Haber'e. Buyursunlar. Binali Yıldırım dün akşam TV 100 kanalında Okan Bayülgen'in programına konuk oldu. Bayülgen'in sorularını yanıtlarken hem stüdyodakileri hem de izleyenleri güldürdü. Size gülmek çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Ne ısmarlayayım? Dur. Kanal D Nestoş'u bulurlamış. Yani Kanal D orijinalinde duymayanlar için tercüme yapan insanı bulurlamış. Dolayısıyla bundan sonra tavsiye ediyorum, Nestoş'u neyle gireceğiz? Söyle, VPN'le izleyebilirsiniz. Pekala çocuklar, seçin bakalım birer tane, sorularınız gelecek. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. LGS sınavındaki sorular büyüklere... Eyvah. Olgunlara bir sayfa çekmelerini istiyoruz. Bir tane çek. Bir tane. Bakayım seninkine bebeğim. Seninkisi Türkçeden gelecek. Peki. Ben ilkokul tahsilliyim. Mükemmel. Eğitimlisin maşallah. Bir tane de Kobra Murat'a çektiriyoruz. Roman Mahallesi'nden geldi. Evet. Ver bakayım bebeğim. Tamam, bu da güzel. Bu da seninki. Şimdi önce Kobra Murat'ınkini soruyorum. Kobra Murat'ınki inkılap tarihi ve Atatürkçülük'ten geliyor. Hazır mısın? Hazırım Kobra hocam. Evet. Mustafa Kemal, 31 Mart olayında sadece isyanın bastırılmasına değil, ordunun kurulması ve harekatın planlamasında da rol oynamıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İstanbul'a gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemiştir. Bu bilgilerden Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir? A. Teşkilatçılık, vatanseverlik. B. İleri görüşlük, vatanseverlik. C. Kararlılık, inkılapçılık. D. Birleştiricilik, inkılapçılık. A gibi geldi bana. Evet. Alkışlıyoruz. Bravo hocam. Bak gördün mü? Gördün mü? Girsen başarılı olacaktın İnşallah. LGS'de. Evet. Şimdi efendim sizinki geliyor. Dizden çok yüklen cümlelerde. Ben de Murat Övüç'e tercüme ediyorum. Öznenin bütün bir daha başla. Birden çok yüklemli cümlelerde öznenin bütün yüklemlerle uyumlu olması gerekir. Kesinlikle. Kesinlikle. Cevabı verdim. Cevabı verdim. Mükemmelsin. Aksi takdirde özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu meydana gelir. Tabii dede. Tabii. Tabii. Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir
Anlatım bozukluğu vardır. Direkt beni anlatıyor. A. Tarlaya tohumlar Ekim'de atılacak, ürün Haziran'da toplanacak. B. Bu hastalığın tedavisi bulunmalı, insanlığa tehdit olmaktan çıkarılmalı. C. Yazarın her kitabını okuyorum ve takdir ediyorum. D. Her akşam bizimle ilgilenir, yemek getirirdi. D. Bravo! Alkışlıyoruz! Alkışlıyoruz konuklarımı. Murat Övüç ve Kobra Murat. Harikulandesiniz.